Yeni bir videoma hoş geldiniz. Dün şeyden geldik, seminerden geldik. Bugün ertesi günü, videomu belki görmüşsünüzdür, son videomu. Kendime burada kahve yapıyorum. Tabii ki ilk kahvem değil, üçüncü kahvem. Kendimi biraz hazırladım, şimdi çıkacağım. Alışverişe gideceğim. Oradan tabii ki annemlere gideceğim. Annemi babamı görmeye gideceğim. Özledim. Ve öğleden sonra da torunum gelecek. Altay'ımı çok özledim arkadaşlar. Bana bir video göndermiş. Anne gel. Öpücük gönderiyor bana videoyla. O videoyu görünce eridim bittim. Eridim bittim işte. Torunum. Ay. Torunlar bir başka. Şimdi kahvemi içeyim diyorum. Evet, şimdi ben önceki videomda tabii ki fazla öyle detaylı bir şey anlatamadım. Sadece çekimleri yaptım. Orada neyin nesinin ne yapıldı seminerde diye. Leadership konferans seminerdi arkadaşlar. Çok bilgi topladım. Çok input böyle Mary Kay üzerine, firma üzerine, nasıl çalışıldığı üzerine, ürünler üzerine. Yani iki gün böyle tüm gün bir saat iki saat arayla tabii ki öğlen yemeğiyle seminerdeydik. Orada belirli bir mertebeye gelmişler. 20-30 senedir Mary Kay yapan, 35 senedir burada Mary Kay Avrupa'ya açıldığı anda, Almanya'ya açıldığı anda Mary Kay yapan kadınlar. Onlarla tanıştık, onları dinledik. Çok güzeldi ve şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Çok doğru bir seçim yapmışım. Ne demiştim? Ben bir firmaya katıldığım zaman devamlı arkasını, arka planını, çalışanları nasıl bir şey diye araştırmasını da çok seviyorum. Ürünler çok güzel. Tabii ki hiç tartışılmaz benim için. Çok güzel ürünlerimiz ama tabii ki daha detaylı bir şeyler öğrenmek için böyle açılacaksın, seminerlere katılacaksın, konferanslara katılacaksın ki bilgi toplayasın. Bunu da ben yaptım ve dedim ki görüyor musun yine doğru yoldasın arkadaşlar. Mary Kay'in bu kadından kadına, kadın desteklemek, kadınları desteklemek, kadınlar için bir şeyler yapmak. Yani misyonu buymuş bu Mary Kay'i kurduğu anda. Neden dükkanlara koyulmadı Mary Kay ürünleri? Neden dükkanlarda satışa sunulmadı? Kitabı var onun, hayat hikayesi. Ben onu okumadım tabii ki. Her zaman için Mary Kay'i kadından kadına sat. Kadının cildini öğren. Bak, neye ihtiyacı varsa onu ver. İhtiyacı olanı ver. Anlat. Bir ay sonra, iki ay sonra, bir sene sonra tekrar sana gelebilsinler. Diyebilsinler ki benim cildim şu durumda, bana şu lazım, bu olur mu? Yani çok çok detaylı şeyler öyle öğrendik. İyi ki gitmişim. Bir de Mary Kay'de arkadaşlar birbirini desteklemek çok var. Birbirini destekliyorsun. Yani herkes senin orada hani iş arkadaşın gibi bir şey oluyor sonuçta. Mesela ben benimle çalışan 5 kişi var şu anda. Aynur abla ben de Mary Kay'i yapmak istiyorum diye. Fetrip yani sonuçta fetrip bu. Ama orada o kadınlara baktıkça, o Führungskräfteler, hani büyük direktörler, ne büyük direktörler var. Nasıl destekliyorlar, nasıl birbirlerine bağlılar, yani kadından kadına. Altın kuralları var Mary Kay'in, altın kuralları var. Eğer o kurallardan bir tanesini çiğnediğiniz anda firmadan atılıyorsunuz. Mary Kay bu kuralları koymuş, bu kurallarımı çiğnerseniz benimle, benim firmamla çalışamazsınız demiş. Yani bir kadına karşı hasetlik, fitnelik, fesatlık, kıskançlık, böyle şeyler firmada olmayacak demiş. Birbirinizi destekleyeceksiniz. Sen kazanamazsan öbürkü kazanacak, onu destekleyeceksin. Onun kazancına göz dikmeyeceksin. Varsın o benden çok kazansın. Varsın o daha büyük mertebeye ulaşsın. Yani kadından kadına ya, resmen böyle kurulmuş firma. Ve orada cidden iki gün fark ettim. İki gün yani... Ne bileyim, ben başka firmalarda çalıştım arkadaşlar. Bakmayın ben çoğu şeyi anlatmıyorum. Ben çok Fetrip'te çalıştım. Mesela Bio Belinda'da da çalıştım. Ne bileyim Hamburg Mannheim'da çalıştım. Siorta'da yaptım. Yani neler yaptım aslında arka planda da. Bunları tabii öncelerden yaptım, anlatmadım. Ama Mary Kay gibi bir firmaya ilk defa denk geldim. Ben hiçbir firmayı kötülemek istemem. Her firma kendine göre iyidir. Her firmanın kendine göre ürünü güzeldir. Ama kadından kadına desteği, kadından kadına olan sevgiyi, kadınlarımızın bir bütün, birbirimize destek olmamızı ben Mary Kay'de öğrendim ve ürünlerin cidden yani çok kaliteli. Aynı dışarıda o hani diyorsunuz ya çok markalı ürünler bilmem neyi onun tutamaz, Lancaster'ı tutamaz, bunu tutamaz, bir şey olamaz. Olur. Onlar orada dükkanda satılıyor diye, dükkanda görüldüğü için artık bir marka olmuş, büyümüş diye, İyi olacak diye hiçbir şey yok. Mary Kay bir kaneboyla aynı şeyde
bir Charlotte Tilbury ile aynı şeyde gidebilir. Belki de daha iyisi olabilir. Ben bunu söylüyorum. Şimdi bana kızın yorumlarda. Deyin ki aman Aynur anlattın da anlattın. Evet anlattım ve bunu 2 günde de öğrendim. Hatta diyorum ki Kanebo da neymiş? Mary Kay'i kullanın da Kanebo'yu ben kendim kullandım. 3 ay sonra cildinizi görün. Yani bilmiyorum. Ben kendi fikrimi söylüyorum. Şu kahve makinesini kapatayım. Alanlar zaten benden alanlardan çok güzel dönüşler alıyorum. Aynur abla iyi ki diyenler yani. Süper. Şimdi kahvemi içip çıkayım. Hula hoop. Arkadaşlar bakın. Bu düşmeyenden hani böyle top var ya yanında. Çoktandır bunda gözüm vardı böyle denemek için. Norma'ya gelmiş. Şimdi deneyeceğim. Alacağım bunu ben. Hangi botlara biraz bakıyorum da öyle. Bu Finchin. Kaçaymış bu Finchin? Ana 2.49 olmuş. Bunları çok yiyordum bir zaman ben. Bakın bu içi sütlü olanlar. Bir de bunun içi peynirli olanlar vardı. Onları da çok yiyordum. Böyle arada yemeğe çok güzel oluyor bunlar. Ay bir tane alayım ya. Şok olsun. Böyle kahvenin yanına falan. Böyle sebzem kalmamış evde. Bundan alayım. Ve şu baharatlardan. Baharatlar güzel oluyor. Bu mesela İtalyan işi art olanı. Başka yok mu? 6 çeşit. Bu. Schnittlauch. Bu. Başka? Maydanoz yok mu? Aa maydanoz da var bakın. Ne yapayım? Alayım artık. Eskiden bahçemden biraz derin dondurucuma yine koyuyordum. Ama şunu şöyle bir çekeyim önce. Kapatayım derin dondurucuyu sonra arabama. Arkadaşlar arabesk. Ama tam damar. Damar ya. İnsan burada alışveriş edesi de gelmiyor. Oturup ağlayasım geliyor şu köşede bakar mısın? Benim hayatım. Allah'ım. Annemlere geldim. Beraber kahvaltı ettik. Burada bakın. Kahvaltı ettik de annemler çay içiyor. Devam ben eve gidiyorum. Cihan evde ekmek mekmek hiçbir şey yok. Ölecek açlıktan çocuğum. Ben eve gitmem lazım. Şimdi eve gidiyorum. Alışverişlerime bir bakalım şöyle. Kakao. Türk marketinden biber aldım. Dilimlenmiş sucuk, krem fraiş. Bu ProBiz proteinli bisküviler. Orada Türk marketinde gördüm. Gene canım istedi. Türkiye'de çok yiyordum bunları. Tavuk salamı aldım. Rukola. Böyle 1 euro. Bir bunt böyle. Şu tahıllı şeylerden. Ekmekçiklerden. Küçüklerden tahıllı olanını aldım. Marul. Normal şöyle Türk ekmeği. Cihan sosisini bunun içine koysun diye. Ve silasa yine patlıcan aldım, çekirdek aldım, çikolata bunlardan aldım böyle bir paket. Süt, silasın maması, tost ekmeği, peyniri Gouda aldım. Normal ekmek, bir de şöyle berk kesi aldım. Österreichische berk kesi. Eski kaşar mı yazıyor Türk marketinde böyle peynirlerde? Öyle bir şey zannedersem yani Türkçe şimdi ismini bilmiyorum. Bu içi şeyli, çikolatalı şeylerden, şekerlerden. Yağ, krem fraiş, Altay'ıma aldım. Altay'ım gelirse bugün überraschung. Brezze, normal semil, muz, salatalık, full tahıllı, tam tahıllı ekmek, domates ve böyle şey krokant aya. Bunlar da çikolata. Şey paskalya çikolataları, içi nugatlı falan ve yine bir tane şoko fraiş. Yani gelir gelmez alışverişimi de hallettim. Bugün yemeğimiz fasulye. Fasulye yiyeceğiz bugün. Altay gel fasulye kıralım seninle. Bunu kıralım mı? Milay buraya çekirdek açmış. He? Fasulye kıralım mı? Sen bunu kırmak istiyor musun? Kıralım mı bunu? Ya. Şimdi ben onu fasulye o. Ben onu buralarını temizleyeceğim. Sen de kıracaksın tamam? Bekle. Ha öyle yap bakayım yap. Kır. Kır. Ha öyle. Aferin öyle kıracağız. Dur ben sana göstereceğim. Bize çocuğu. İlla onu da. Ne yapayım? Çıkıyor.
Bak bu hays, gördün mü? Bu hays. Öbürkü hays değil. Ah, hala geldi. Halası geldi. Savaş ne iyi konu. Yapmıyor. Bu işin içi yapıp çıkıyor, gidiyor. Wow. Wow. Altay sana fasulye yemeği pişiriyor. Halası bak. Ya bulgur pilavı pişiriyoruz, fasulye pişiriyoruz. Bugün bir fleka esen, değil mi kuzum? Ya hadi bakayım. Wow. Altay'ın elinden şef kok, Altay master şef. Ah dünyanın güzel çocuğu nasıl da özlemişim, aşkım benim. Wow. 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 Evet onu sonra katacağız, dur. Hep o. O. Bir sebebi böyle yapmadan. Normal. Dikkat. Geburtstag geliyor, çekil. Güzel otur. Hadi. Sen tut hadi. Bu senin pastan. Hemen hadi fiyap, hemen fiyap. Aferin. Çek 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 çek, duman gelmesin. Bravo. Duman hep normal. Evet. Allah babaya da geldi. Duman geldi. Fiyap. Hallo. Wait. Was du machst in Geburtstag Bauer halt? Mama. Tamam dur. Mavi yaya. Mavi yaya. Hadi. Bist du also? Hazır mısın? Ja. Du musst ganz festhalten. Die Kennen ist böyle. Hast du Kraft, oder? Ja. Okay. Sık. Es geht los. Oh! Oh! Normal. Anneciğim yemek yiyeceğiz şimdi ama. Bulgur pilavı menümüzde bugün ve taze fasulye. Bugün Türk mutfağımızdan yemek. Böyle Türk lezzetlerini özlemişim orada. Tıp Asiyatik. Altay'ın ellerinden. Ha doğru. Altay'ın ellerinden. Masterchef Altay yaptı. Ne yapıyorsun? Allah'ım. Şunların gülmesi. Ne yaptı çocuğu? Ne yaptı? Allah çocuğu. Bak bak. Aha geliyor geliyor. Allah 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 Allah. Tasta çay yaptım kendime. Benim bardaklar hepsi bulaşık makinesinde. Ben bu işi anlamadım. Hep büyük bardaklar. Kırıla kırıla 3 tane kalmış saplı bardaklardı. Buna bakıyorum. Cidden yani bakıyorum doğru mu diye. Şu bisküvitler var ya. Bunların Nutella markası olanlar da var zannedersin. Nutella'lı olanlar. Ben bunu niye yalan söyleyeyim? Açık açık söyleyeyim. O diye aldım. Meğer yağ markasınınmış. Şimdi fark ettim. Açınca fark ettim. Şöyle çikolatalı. İçi çikolatalı bisküvi böyle. Çayımla dedim. Bunu birazcık şöyle atıştırdım. Ay, çocuklar gelince ne iyi oldu arkadaşlar biliyor musunuz? Şöyle çocuklarla hasret gidermesi. Altay'la bilhassa. Altay'ımla bilhassa hasret gidermesi. Evime böyle bir şey geliyor. Altay geldiği zaman evime böyle bir cıvıl cıvıl. Allah'ım ya cıvıl cıvıl bir canlılık geliyor. Onun gülmesi, oynaması evin içinde o kadar şey oluyor ki, güzel oluyor ki. Kazağıma baktım sanki kamerada bir hoş duruyor. Ya. Neyse. Böyle. Şimdi bir çay içeceğim. Sonra normalden aldığım şu hula hoop var ya. Hula hoop, bir onu deneyeceğim arkadaşlar. Deneyeceğim. Beraber deneyelim. Bunu belime böyle taktım şimdik. Böyle burada açılacak yeri var. Buradan açılıyor. Nasıl açılıyordu? Evet böyle açılıyor. Şöyle geri kapatıyorsunuz. Buraya bunu bu ağırlaştırıcı böyle takıyorsunuz. Ve Allah'ım kamerayı bir şeyle çevireyim de iyice görün. Aha. Ama oluyor arkadaşlar. Biraz şey oldum, zorlandım başta ama bak böyle başta zorlanıyorum ama daha olacak, olacak bu. Böyle böyle elinizi döndürüyorsunuz. Bu şey bel kaslarına falan, lük muskülatura falan çok iyi geliyormuş ama böyle bir olduğum yerde çevirebilsem ha böyle yavaş yavaş böyle böyle yavaş yavaş bakın ama elime vuracak diye acayip korkuyorum ha elimi indirdim ne yapsam şu elimi böyle mi koysam dizi açacağım şimdi burada böyle bir ilk gün 10 dakika yapayım diyorum şu kameranın yerini değiştireyim de ama masaya çarpacağım ay dur dur Allah av ayağıma çarptı. Şuraya şöyle çekelim şunları. Bunlara vururum vururum. Şimdi şöyle tekrar. Bak başlarken biraz zorlanıyorum. Şöyle mi yapsam? He bak böyle yapınca daha iyi oldu. Heh, şöyle. Aa elim böyle bir canlı olmadı.
Ben niye beceremedim bunu doğru dürüst? Hep böyle ellerimi böyle tutacağım ben şimdi. Böyle. Böyle olur mu ya? Ya sandalye. Of! Kamerayı değiştiriyorum olmuyor. Sandalyeyi çekiyorum olmuyor. Silas çekil. Kafana mafana gelir Silas. Çekil. Çekilin. Benim yanımdan etrafımda dolanmayın. İlk günü cidden 10 dakika yapayım diyorum. Bana Instagram'dan bir arkadaş yazmış. Aman Aylin abla dikkat et. Ben bir saat yaptım her tarafım et kesmiş diye. Aa. Oluyor. Güzel bir şey. Valla güzel bir şey. Ha, ben bunu hiç beğendim. Bu bir işe yarayacak mı acaba? Aranızda kullananlar var mı arkadaşlar? Yarıyor mu cidden? Yani ne bileyim bir kötü yani. Diğerlerimizi hareket ettiriyorum yine. Miley! Miley! Koş! Miley koş! Güzel bir şey. Koş! Gel! Var. Bak bak bak! Asıl zor. Evet, evet, läuft aus. Schön war uns am Leben. Na, so so leicht. Bak bak bak. Ne oldu? Sen mi yazmışsın? Sol birine. Yo, acımıyor. Neren acıyor? Bir yerin acımıyor ki. Bir de açılacak yerini bulamadım. Bak, boşver. Hani bir yataysa. Şu açılacak yerini bulamadım. Bak, bak arkadaşına göster. Bak, bak. Bak, evet. Dur. Evet, benim de kamerama dikkat et. Bak. Nein. Bak, tamam. Gel. Kamera. Allah, ama senin belin ince. Sizin asıl yarı bile. Evet. Yine hazır. Kim? Ava! Anne! Ne ava be? Ava değil, durma, dur. Dur. Was ist das da? Ne, ne yaptık biz bunu? He! Es gibt mal eine schmale Detail hier. Şey, bel kaslarını... Ay dur. Ja, das brauche ich, ganz wichtig. Tabii herkese lazım. Bel kaslarını güçlendirmek için yap bakayım. Was? Hadi çevir. Çevir. He, es geht einfach nach oben. Senin belinden düşüyor. Das ist mir zu groß. Sana büyük, evet. Das ist zu groß. Şeyi var, ayarı var. Burada bir tanesi çıkıyor bunun. Ben... Ay dur bile. Ay kafam. Bundan iki parça var. Bundan iki parça var. Şimdi kamera atayım. Bundan iki parça vardı. Ben ekleme yaptım. O eklemeyi çıkarmak lazım. Bei dir muss man glaube ich ein Teil raus tun. O zaman daha iyi olur. Ja. Wow, es geht ja abi. Nasıl? Ja, jetzt? Ya böyle yapacaksın işte. Aman, nasıl? Bırak bırak sen yapayım bırak. Hem yüzüme bakacak. Ya, sen yapayım. Pol ne yapayım? Pol ne yapayım? Çıkar. Sana lazım değil o zaten. Ben bana lazım. Was war das für eine schmalere Teilpack? Teil hier und Sporttasche. Das ganz viel abnehmen, ganz viel. Ich kann abnehmen, Freunde. Ben Milenik değil bu. Aha işte bak gönderemedim beni görüyor musun? Ne nasıl hızlı yaptın ya böyle? Evet şimdi ben bir şurada dizime bakayım. Biraz sen bunu döndürdün. O nasıl yaptı ya hızlı hızlı? Allah! Gördünüz mü? Havama giremedim. Aa, dur. Oluyor, oluyor. Oluyor, ona da alışırız. Şimdi ben hakikaten böyle bir 10 dakikaya başlayayım. Ondan sonra şey yapayım, devam edeyim biraz. Şu bel kaslarıma falan belki iyi gelir. Hakikaten böyle iyi geliyormuş. Yani bunu da buldum. 17 euro iyi mi? İyidir herhalde. Alanlar ne kadar aldı? Nasıl sizinki bilmiyorum ama Amazon'da da var bundan. Ben bir arkadaşta denemiştim. O Amazon'dan almış zannedersem. Ama bunu böyle 17.99'a görünce dedim ki alayım. Ya evet arkadaşlar. Bugünkü videom bitti. Bugünüm de böyle bitti. Bir dahaki videomda görüşelim diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.